Burada dikkat edeceğimiz tabii ki püf nokta, dediğin doğruydu. KL arasında cismimiz ne yapacak? Hızlanacak. LM'de de yavaşlayacak. Neden yavaşlayacak? Çünkü buradaki pil ters bağlı. Şimdi o zaman şunu söyleyebilir miyiz? Buradan buraya hızlanır. Hemen bir grafik çizmenizi rica edeceğim arkadaşlar. Ne grafiği çizeceğiz hemen? Hız, zaman grafiği çizmenizi istiyorum. Şimdi bu hız zaman grafiğine dikkat edeceğimiz olay, ilk başta ne yaptı arkadaşlar? Hızlandı. Gördüğünüz gibi parçacığımız ne yapıyor burada? Hızlanıyor. Burada da yavaşlıyor. Şimdi burada dikkat edeceğimiz püf nokta, hemen şu soruyu sormak istiyorum Furkan'cığım. M noktasına kadar ulaşabilir mi? Bir fikrim var mı? Ne dersin? Tebrik ederim. Tam M noktasına kadar ulaşıyor. Bunun da sebebi şu. Şimdi burada başlangıçta serbest bırakmıştık. Hemen onun şunun altını çizmek istiyorum. Birbirine paraleldi. Ve potansiyel farkıyla gördüğün X cismi ne yapılmış diyeceğim? Serbest bırakılmıştı. Serbest bırakıldığı için zaten ilk hızının ne olduğunu biliyoruz biz. Sıfır. Ne grafiği çiziyorum fark ettiysen? Hız, zaman grafiği çiziyorum. Ve ilk hızının ne olduğunu biliyorum? Sıfır olduğunu biliyorum. Nereden? Serbest bırakıldığı için. Şimdi buradan buraya ne yaptı? Hızlandı. Sonuna kadar geldiğimizde kazandığı enerji Furkan'cığım ne kadar diye sorsam bana ne derdin canım benim? QV derdin. Evet, burada ne kadar kaybedecektir canım benim? Dikkat et. Yine. Tebrikler. Burada da kaybedeceği QV'dir. Yalnız burada ne yapacak canım benim? Bir kayıp söz konusudur. Tabii kazandığımız kaybımıza eşit olduğu için tam nerede duracağız canım benim? M'de duracağız. Eğer buradaki potansiyel daha fazla olsaydı, mesela örnek vereyim Furkan'cığım 2B olsaydı nerede durdu canım benim? Ortası. Tebrik ederim. Çok iyi yakaladın. Tam ortasında durdu. İşte buradaki pislik bu olacak. Eğer buradaki potansiyel fazla olursa parçacık M'ye ulaşma şansı olmayacaktır. Ortada duracaktır. Buna dikkat etmenizi istiyorum. Tam tersine daha küçük olsaydı canım benim, gidip çarpar, belli bir enerjiyle çarpardı. Şimdi biz o zaman ne yapacağını biliyoruz. Bu parçacığın kesinlikle yavaşlayıp duracağını biliyoruz. Gördük mü canım benim? O yüzden başlangıçta ne yaptı o zaman Furkan'cığım? Hızlandı. Hızlandı gördüğün gibi canım benim. Hop geldik. Ne kadar sürede geldi canım buraya? T1 sürede geldi. Gördük mü? İkinci aralıkta geçen sürede T2 olacaktır. Peki burada aldığı yol ne kadar Furkan'cığım? 3'te. İşte matematiksel oyun yapalım istersen. Şuradaki süreyi sen söyle bize. Ne verelim? Ne verirsek güzel olur. Buradaki alanımızı 6 verelim. Çok güzel. 6 verdiğimizde şuraya da ne diyelim? V diyelim. Şuradaki alan bizim için dediğin gibi hemen güzel de orantıyı güzel verdim. V çarpı 6. Hemen yazalım. V çarpı 6 bölü 2. Sen ne dedin direktmen? Sadeleştirdik. 3V. Bizim için ne eşit olduğunu biliyoruz biz bunun canım benim. 3D'ye eşit olduğunu biliyoruz. Yani burası. Peki ben buranın ne olduğunu biliyorum canım benim? 2D olduğunu biliyorum. Nereden biliyorum? Bakın buradaki aldığı yoldan. Herkes gördü mü? Peki ben buranın 2D olduğunu biliyorsam canımın içi. O zaman burada geçen süre nedir dersen Furkan'cığım, ne dersin bana şu aralıkta? Orada da ne dememiz lazım canım benim? Şurası sadeleşmişti zaten 3'tü. Yani 3'ler birbirini götürmüştü. O zaman biz burada 2 saniye mi geçmesi lazım burada da? Yani toplam 8 olacak. Yani 2 saniye geçmesini bekliyoruz. Yani V çarpı 2 bölü D. Değil mi canım benim? Nedir diye sorarsak. Şurası zaten bizim için... Şu 3'ler gitmişti ve D bizim için D kadarsa burası da ne yapar? 2D çıkar. Peki o zaman T1 gördüğüm yere ne yazarım direktmen canım artık? 6 yazabilirim. T2 aralık olduğu için sormuş, dikkat et. Aralık dediği için canım benim LM. Oraya da ne yazıyorum canım benim? 2 yazıyorum. O zaman 6 bölü ne yaptık? Bir yerde işlem hatası mı yaptık diye düşündüm kendi kendime. Bir dakika, KL arası burasıydı. 6'ydı. Doğru mu gençlik? Bizim için hemen dikkat edelim. Evet 6. Şurası da 2. Birileri yazdı hemen hocam diyor bize. Ha 4 olacak. Sağ ol canım benim. Matematikte hata yapmışım. Doğru söylüyor. Burası 4 olsun ki üçgenin alanından yarıya bölüyoruz ya. 2'yi yazmayı unuttuk tabii. Şurada 2 vardı. Teşekkürler Ömerciğim müdahale ettiğin için. Sonucumuz şurası ne yapacak? 10 olacak. Hemen şimdi düzeltebiliriz artık. Yerine koyarsak da arkadaşlar artık burası ne yapacaktı bizim için? Şurayı değiştirelim hemen. Ne yaptık? 6 bölü 4'ten sonucumuz 3 bölü 2 çıkacaktır. Evet, bu da güzel bir örnekti. Dikkat etmenizi rica ediyorum. Evet, bu da güzel bir soruydu fark ettiyseniz. Kısaca tekrar edecek olursak KL arasında hızlandı, LM arasında yavaşladı. Şuradaki nelere baktık? Potansiyellere baktık. Eşit olduğu için sonuna kadar gidebildi ve ne yaptı? Durdu. Eğer potansiyel burada fazla olsaydı ne yapacaktı? Ona dikkat edecektik. Nerede duracağını bulacaktık. Ona göre bu taraftaki grafiği çizecektik. Tersten bize bir soru sorulabilir. Hangi grafikler doğru çizilmiştir diye ÖSYM'nin bir sorusu var. Bilginiz olsun. Yani bu soru kalıbını ne yapabiliriz? Görebiliriz tekrardan. Bilginiz olsun. Evet, güzel bir soru. Hızlarla ilgili bir soru. Evet, Furkan'cımdan sonra hemen
Kim bize yardımcı olacak? Hemen görelim. Sıradaki. Elifçim, sen de çözdük mü? O zaman senle beraber yapalım kuzucuk. Bana yardımcı ol şimdi. Fark ettiysek ne diyor? Birbirine paralel. Birbirine paralel. Hemen. Kaan'cım düşmüş, onu geri alalım. Heh. Şimdi birbirine paralel olarak tutulan özdeş iki iletken levha bir üreteşle bağlıymış. Gördüğümüz gibi ne diyor arkadaşlar? Artı yüklü parçacık bırakılıyor. K noktasından diyor. Serbest bırakıldıktan sonra neredeki hızlarını istemiş Elifçim bizden? L'deki ve T'deki hızlarını istemiş. Evet, bir fikrim var mı yoksa ben yardımcı olacağım? Evet. Vay vay vay, dehşetsin Elifçim. Gayet doğru. Hemen istersen o zaman ne yapalım? Şuradaki potansiyeli yine pratikte 4V verelim. O zaman bunlar V, 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 V olacaktır. Dediğin gibi o zaman L'ye kadar geldiğimizde yapılan iş ne yapar? QV yapar. Bu da buradaki enerjisini verir bize aslında. Neredeki? L'deki enerjidir. Peki sonuna kadar gittiğimizde kazandığı enerji de Q çarpı 4V'dir. Bu da ne yapar? Bu noktadaki enerjiyi verecektir. Dediğin gibi bu enerjiler kinetik enerji de bizim için artık bundan sonra ne yazılabilir? 1 bölü 2 M VL'nin karesi yazılabilir. Burası da bizim için 1 bölü 2 M VT'nin karesi yazılabilir. Evet, bunlar artık oranlayabilirsek Elifçim ne yapacaktır canım? QV'ler birbirini götürecektir. 1 bölü 2 M'ler de birbirini götürüp her iki tarafın dediğin gibi kare kökünü alırsak sonucumuz ne çıkacaktır? 1 bölü 2 çıkacaktır. O da VL bölü VT olacaktır. 7. sorumuzun da cevabı gördüğünüz gibi arkadaşlar Bursa olacaktır. Evet, geldik şimdi. Bakalım sırada kaçırmayalım. Orhuncum, sesim geliyor mu canım benim? Evet, yapalım o zaman beraber. Birbirine paralel olarak tutulan özdeş iletken üreteşle bağlı bir elektron K noktasından V büyüklüğündeki hızla şekilde gibi fırlatılıyor. Yani başta sahip olduğu ne var canım? Bir kinetik enerjimiz mevcut fırlatıldığı için. Diyor ki bize L noktasından geçerken gördüğün gibi hızına kadar olmuş canım benim? 3 V bölü 4 olmuş. Yani buradaki hızımız bu olduğunu söylüyor bize. 3 V bölü 4. Bizden istediği M noktasından geçerkenki hızı nedir? M'deki hızı nedir diye sormuş. Evet, bir fikrim var mı? Ne yaparız? Önce dediğin gibi potansiyel verelim. Ne kadar verelim potansiyeli? 3 V verelim. Her bir aralıkta o zaman kaybedeceği potansiyel ne kadar olsun canım benim? V olsun. Şu cümleyi hatırlayalım o zaman. Dediğini yapalım. Enerjideki değişim yapılan işe nedir canım benim? Eşittir. Yapılan işin ne olduğunu söylemiştik elektrikte. QV olduğunu söylemiştik. Bunu unutmayalım. Bu da nereden gelmişti aslında? F çarpı X'ten gelmişti. Evet, enerjideki değişik. Hangi enerji değişmişti burada? Kinetik enerji değişiyor. Neredeki kinetik enerji lazım o zaman bize? Biliyorsunuz sondakiyle 2 çıkartabiliriz. Ya da K'dan büyükten küçüğü de çıkartabilirsiniz. Sonuçta bizim için önemli değil. Yani enerjideki değişim son eksi ilk olarak da ne yapabilirim arkadaşlar? Yazabilirim. Bunda da bir problem yok. Şimdi K'daki enerjimiz nedir direktmen? 1 bölü 2 M ne diyeceğim arkadaşlar burada? V kare diyeceğim. Eksi 1 bölü 2 ne diyeceğiz yani burası da? M çarpı 9 V kare bölü ne yapacaktır? 16 olacaktır. Şimdi neye eşit dersek ne kadarlık enerji kaybetti burada fark etsek? Q çarpı V kadar kaybetti. Peki devam edelim. Bize neyi sormuştu fark etsek? N noktasındaki hızı nedir diye sormuştu. Yerine koyarsak burada da yine baştaki enerjimiz 1 bölü 2 ne diyebilirim? M V kare derim. Eksi buradaki hızı bilmiyorum. 1 bölü 2 M ve M'nin karesi diyebiliriz. Burada ne kadar kaybedecektir fark etsek? Q çarpı burada da 2V kaybedecektir. Oranlarsak direktmen QV'ler gördüğünüz gibi birbirini götürür. Tabi matematiksel olarak biliyorsunuz 1 bölü 2 M parantezini alabilirim. 1 bölü 2 M parantezinde alttakiler ve üsttekiler de birbirini ne yapacaktır? Götürecektir. Hemen şurada arkadaşlar ne yapalım? 16'dan 9 çıkarsa yukarıda ne kalır? 7 kalır. Hemen yazayalım matematiksel olarak. 7, doğru mudur? 16, 9, 7. Evet, şurası ne yaptık? 7 V kare bölü 16 kaldı. Burada matematiksel olarak 1 kaldı. Burada ne kaldı hocam dersek? V kare eksi VM kare kaldı. Eşittir. Burada ne var bir de arkadaşlar? 2 var. İçler dışlar çarpımı yapıyorum arkadaşlar matematiksel olarak gördüğünüz gibi. Şöyle. Ne yapar burası da bizim için? 7 V kare bölü hemen 8 yapacaktır. Eşittir ne diyeceğiz? V kare eksi VM kare. Bilinenler bir tarafa, bilinmeyenler bir tarafa yapalım. Oradan da çıkartırsak arkadaşlar matematiksel olarak VM kare dediğiniz ifade ne yapacaktır? Gördüğünüz gibi V kare bölü 8 yapacaktır.
Buradan da her iki tarafın karekökünü aldığınız zaman çıkacak cevabımız gördüğünüz gibi ne yapar? V kare bölü ne yapar? 4 çarpı 2. Onu da 2 kök 2 olarak yazarız. V bölü kök 2 yani 1 bölü kök 2 olur. Bu da gayet güzel bir soruydu. Bunu da gördüğünüz gibi çözmüş olduk. Peki hocam farklı da gidebilir miydik? İşin içinden çıkabilir miydik derseniz. Evet, bu enerjideki değişim yapılan işe eşit. Belki bazı arkadaşlarım burada biraz zorlanabilir ama biraz işin içinde matematik var. Şunu söyleyebiliriz kendi kendimize. Aslında baştaki enerjiye bir oran verip bu oranı çıkartarak da gidebiliriz yani kendi kafamızda. Nasıl yani hocam derseniz. Şurada fark etsek hızı bize vermiş. 1 bölü 2 mv kare. İsterseniz bunun karesini alırız. Bunun karesi ne yapar arkadaşlar bizim için? Hemen oran yapalım beraber. 9 v kare bölü ne diyebiliriz arkadaşlar? Burası 16'dır. Şimdi burada tabii ki orantı vereceksek yani başta bir enerji vardı kaybetmişiz. Baştaki enerjiyi isterseniz 16 kabul ederiz. Yani ne demek bu? Baştaki enerjiniz bizim için 1 bölü 2 m v kareyi kafanızda ne kabul edelim isterseniz 16 kabul edelim. Eğer buradaki enerjiyi 16 kabul ediyorsam söyleyeyim bakalım. İlk baştaki enerjimiz ne kadarmış artık? 16. Evet buradaki biliyorsunuz bunun demek ki 9 v kare bölü 16 kaçta kaçıdır arkadaşlar çarparsak? 16'lar gidecektir. 1 bölü kenve kareler 9. Yani burada kalan enerjimiz ne yaptı? 9 kaldı. O zaman soruyorum size kaç kaybetmiş olacaktır burada? Demek ki bu bölmede kaç kaybetti arkadaşlar? 7. O zaman buradan buraya geçerken de kaç kaybedecektir? 7 kaybedecektir. Burada kaldığı enerji ne kalır o zaman? 2 kalır. Evet, bu ikinci hamlemi kimler anladı? Evet Dilacığım. Anlayabildin mi canım? Evet fark ettim. Bir daha siliyorum o zaman. Şurayı sileyim. Daha iyi anlayalım. Sanki uzaya çıkarttım sizi az önce. Fark ettiniz. Geri indireyim şimdi. O zaman şöyle düşündüm kafamda canım benim. 1 bölü 2 mv kareyi 16 kabul ettim kafamda. Yani buna bir enerji verdim. Niye? L noktasındaki hızı vermiş ya bana aslında. Biliyorsun bu da ne demek? 1 bölü 2 m çarpı o da 9 v kare bölü 16'dır. Fark ettin mi şimdi? Ben buna 16 diyorsam Dilacığım, bu adamın baştaki enerjisinin ne kadar olduğunu biliyorum şu anda. 16. Burada da biliyorsun şu 1 bölü 2 mv kare dediğim yere 16 yazdığımda şu 16'lar birbirini götürecektir. Ve gördüğümüz gibi arkadaşlar ne yapacaktır? Şu ifademiz 9 yapacaktır enerji. O zaman kendi kendimize şunu söyleyebilir miyiz? Burada ne kadarlık enerji kaybettik? 7 kaybettik. Şu an Dilacığım anladın mı beni? Çünkü şunu söylemiştim az önce hatırlarsan. Enerjideki değişim yapılan işe eşittir. Doğru mu canım benim? Ben de kinetik enerji değişimlerine baktım. Baştaki enerjinin 16. Buradaki enerjinin kaç olduğunu söyledim canım benim. 9. O zaman mantıkla dedim ki bu adam ne kaybedecek burada? 7. Yapılan iş biliyorsun paralel levhada ne kadar kaybediyorduk her aralıkta aslında? Q çarpı V miydi canım benim? O zaman ben buradaki potansiyelin kaç olduğunu anladım? 7 olduğunu anladım. Şu an beni anlayabildin mi? Evet. Peki o zaman burada da kuzucuk 7 kaybeder miyim? Artık buradaki enerjim o zaman kaç kalır canım benim? Hatta şunu sorsaydım sana bu parçacık karşı levhaya çarpabilir mi? Yani N noktasına çarpma ihtimali var mıdır? Yoktur. Teşekkür ederim. O zaman şimdi ne yapalım? Gidip yerine yazalım. Ne dersin? 1 bölü 2 mv kare bizim için 16 değil miydi kuzucuk? O zaman ben buradaki hızın artık değerini bilmiyorum ama enerjisini biliyorum. O da 1 bölü 2 m x kare diyelim mi buraya da? Oranlayabilir miyiz şimdi? Fark ettiysen yine matematiksel olarak bunları sadeleştirirsek şurada 8 kalır mı? Şu 1 bölü 2 m'ler gider mi? İşler dışlar çarpımı yaparsak ne yapar oradan? 8 x kare eşittir. V kare yapacak mıdır canım benim? Gördüğün gibi buradan da x tek başına bırakılırsa bu tarafa atıyorum ve her iki tarafın neyini alalım? Kare kökünü alalım. Bizim için ne yapacaktır canım benim? V bölü 2 kök 2 yapacaktır. Evet ikinci yolumuzu kimler anladı diye bir hemen teyit alsak. Teşekkürler Berfin'cim. Sağ ol Kaan'cım. Çok güzel. İkinci yöntem yani birazcık olaylara sizin orantı vermenizle ilgili ve şuradaki taktiği. Teşekkürler Mehmetciğim. Şuradaki taktiği anlamanızı bekledim. Yani her bir bölmede kaybedilen enerjiyi anlamanızı bekliyorum. İşin sırrı aslında bu. Yoksa deminki gibi uzun uzadıya öyle denklem kurmamıza gerek yok. Peki devam edelim.
Şimdi arkadaşlar 9. örneğimiz birbirine paralel olarak tutulan özdeş iletken levhalar 4V ve 3V gerilimine sahip üreteçlerle bağlıdır. Q elektrik yüklü parçacığın X noktasına K noktasına şekildeki gibi bırakılıyor. Evet, Mehmetciğim bu soruyu beraber yapalım. Hazır mısın? Bizden istediği X cisminin neredeki enerjisini sormuş Mehmetciğim. L'deki. Bir de neredeki enerjisini sormuş canım benim. N'deki. Evet. Bir fikrim var mı canım benim buradaki enerji için az önceki pratiğimle gidersem ne dersin? Tebrik ediyorum canım için. Çünkü toplam potansiyelimiz ne kadar canım benim? 4. O zaman her bir aralıkta kazandığı enerji 2V olacaktır. O zaman direktmen buradaki enerji Q çarpı 2V diyebiliriz. Tebrikler. Peki burası için bir fikrim var mı? N noktası için? Yoksa açıklayayım mı? Tebrikler. Doğru söyledim. Buralarda da V, V, V vereceğiz. Çok güzel. Peki burada hızlanacak mı, yavaşlayacak mı parçacık bu aralıkta? Tebrikler. Peki o zaman şu ipucunu vereyim sana. Tam burada M noktasındayken kazandığı enerji Q çarpı 4V değil midir canım benim? Heh, şu kaybedecek. Tebrik ederim. Burada da o zaman Q çarpı 3V diyeceğiz. Yani diyoruz ki önce ne kazandı? Önce onu bul. Ne kadar kazandık arkadaşlar? Q çarpı 4V. Bu aralıkta da ne kaybedecek? Bir tane kaybedecek. Yani ne yaptık? 4 çarpı QV'den QV'yi çıkarttık. Sonucumuz ne çıktı arkadaşlar? 3 QV çıktı. Buradaki enerjimiz o zaman cevap olarak da ne diyeceğiz? 2 bölü 3 diyeceğiz. Evet, bu sorular yalnız bu kadar pratik çözülmüyor. Çok uzun orijinalinde. Umarım anlamışsınızdır. Biz pratiğe indirgedik. Evet Özgürcüm, yakaladın mı canım benim? Çok güzel. O zaman bu soruyu beraber yapalım Özgür Bey. Şimdi diyor ki bize parçacık, gördüğün gibi parçacık K noktasından serbest bırakılıyor. X, Y arasında sahip olduğu ivmeye A1 demiş. Y, Z arasındaki ivmenin büyüklüğüne A2 demiş. Kolay bir soru sormuş aslında. İşte bak, kayınvalidemi gel burada uygula istiyorsan. Hiç kendini üzme. Hemen yerine koy. Direkt ivmelerini sormuş sana. Buradaki ivmesiyle buradaki ivmesini sormuş. Getirip yerine ne yazabilirsin? Direkt yazabilirsin. Hemen söyle bize Özgürcüğüm. Ne yaparız? Ne olur? Vay, yazalım o zaman beraber. Q çarpı potansiyelimiz ne kadar canım benim? 3V bölü kütlemiz ne kadar bizim için? M çarpı B. Bölü hemen A2 diyeceğiz. Yine yükümüz ne kadar? Q. Potansiyelimiz ama ne kadar bu sefer? 2V. Kütlemiz değişmedi. Aynı cisim. Çarpı ne diyeceğiz? Burada da 2D diyeceğiz. Oranlarsak biliyorsun Q'lar gidecektir, V'ler gidecektir, M'ler gidecek, D'ler de gidecek. Şu ikiler de gitti. Sadece ne kaldı? 3 kaldı. Böylece 10. sorumuzu da bitirmiş olduk. Galiba anladığım kadarıyla elektrik bitti. Yalnız tabii biraz farklılık yapacağım. Dersi tam dediğim gibi düşmediğimiz için bir 13 dakikamız var. Beraber çözdüreceğim. Şimdi ekrana karalayabiliyorsunuz diye biliyorum. Doğru mudur gençlik? Evet, bu soruya gönüllü arıyorum. Önce gönüllü var mı yoksa ben mi seçeyim? Evet, ses yok. Berfin'cim çözersin sen bu soruyu. Evet, ekrana karalayabiliyor musun? Heh, tebrikler. O zaman senden işlem yapmanı bekliyoruz. Hadi bakalım bir görelim. İnteraktif ders dediğim böyle olur diyorsun yani. Evet. Çok güzel. Gelir ya. Elektrik alanın büyüklüğünü sormuş bize aslında. Elektrik alanın formülü neydi? Paralel levhada. Heh, evet. Direktmen yerine yerleştirelim. Uzaklık ne olmalı? Çok güzel. O zaman hemen formülde ben yardımcı olayım sana. Elektrik alan formülünü söyledin. E eşittir. Ne olduğunu belirttin bize. V bölü D dedin. V'nin ne kadar olduğunu biliyorsun. 12. Evet. Buraya ne yazacağız yalnız? 3 bölü. Evet 100. Çünkü ne verilmiş? Santim verilmiş.
Santim verildiği için bunu neye çevireceğiz? Metreye çevireceğiz. Buna ne yapalım? Burada dikkat edelim. Yattı mı kafaya? Evet, yerine koyarsak da gördüğün gibi sadeleşecektir 4. Buradan çıkan sonucumuz da ne yapacaktır? Böylece 400 olacaktır. Peki ikinci sorumuz. Tabi ekranı bu arada temizleyebilirsin. Temizledik mi? Ben mi sileyim? Evet, ben sildim. Evet Mehmetçim. Ne diyorsun bu soru için? Bekliyorum. Evet, soruyu okuyalım. Birbirine paralel olarak tutulan iki iletken levha bir üretece bağlıyken artı Q elektrik yüklü noktasal cisim K noktasından şekildeki bir serbest bırakılıyor. Bizden istediği cismin L ve M noktalarındaki ivmelerinin büyüklükleri arasındaki ilişki. Bence direktmen cevabı söylersin sen. Evet, çok güzel. Hemen yapalım. İvmenin formülünü bize söyle. Hemen A eşittir. Kayınvalidem dedin. QV bölü. Tamam. Peki paralel levha arasında bir şey söylemiştik. Nasıl bir elektrik alan vardı? Çok güzel. O zaman peki buradan biliyorsun bu kayınvalidem nereden geliyordu aslında? Q çarpı E'den geliyordu. Peki E değişmiyorsa kuvvet? Kuvvet değişmezse ivme? Çok güzel. Çünkü F eşittir o da neydi bizim için aslında? MI'di. Eğer kuvvet değişmiyorsa ivme de ne yapmaz? Dediğin gibi değişmez. O zaman cevabımız? Teşekkür ederim. Evet, cidden güzeldi. Bu da böyle. Evet, sıradaki genç dostuma geldim. Tabii sıradaki kim şu anda Mehmet'ten sonra? Hemen bakıyorum. Dilacığım, ne haber? Karalıyor musun? Var mı şansımız karalama? Çok güzel, evet. Ne yapacağız? Bir fikrim var mı? Önce sorayım. Tamam. Ben yardımcı olayım. Biliyorsun burada düzgün hızlanan hareket yapacağını sensin söyledin zaten. Dedik ki düzgün hızlanan harekette alınan yolla ilgili bir pratiğimiz vardı. Hatırlarsak x eşittir. Hemen meşhur formülümüz. 1 bölü 2 a t kareydi. Şimdi biz yolların aynı olduğunu biliyoruz. Peki ivmeyi bulursak hemen buradan süreye ne yapabilirim geçiş? Yapabilirim. Peki ivmeyi bulmak için az önce bir espri söylemiştik. İğmeyi nasıl geçtik? Çok güzel. Kayınvalidem dedin. Ben onu sevmiyorum ama unutuyor bazen öğrenci. Ne demiştik? F eşittir. M aslında. Sadece buradaki F dediğimiz yere ne yazmıştık? Q, E. Hatırlayabildik mi? Evet. Buradan da A'yı çekersek zaten o meşhur formül aklımıza gelir. Kayınvalidem demiştik. Doğru mudur? Şimdi o zaman yorum yapalım. Hemen x'in ivmesini bulalım beraber. Ya da ben şöyle de diyebilirim. Bir pratik daha göstereyim şimdi sana. Buna etki eden kuvveti önce söyleyelim. F dersek. Alttakini etki eden kuvvet için ne dersin? Bak neye bağlı? Çok güzel, 2F olur. Biliyorsun F'i kütleye böldüğümüzde ivmeyi verecektir. Ben buraya A diyorsam ivmesine. Çünkü buradaki ivmeyi ne kabul ettim canım benim? F bölü 2M kabul ettim. O zaman buradaki ne olur? 2F bölü M ne olur? Tebrikler. O zaman bunun ivmesi de 4A olur. Artık o zaman sadece birbirine eşitlemek kaldı. Yazalım o zaman. A çarpı TX'in karesi mi canım benim? Tabi başta da 1 bölü 2 var. Eşittir. Yine 1 bölü 2. 4A çarpı T, Y'nin karesi diyebiliriz. 1 bölü 2'ler sabit olduğu için ne yapacaktır? Gidecektir. A'lar da ne yapacaktır? Gidecektir. Her iki tarafın karekökünü alırsak. Evet. Sonucumuz gördüğün gibi TX eşittir. 2 tane T, Y olacaktır. Evet. Oradan da 2 geldi. Gayet güzel bir sorudu. Anlayabildik mi? Evet. Yakaladık mı? Dilan. Çok teşekkürler.
Devam edelim. Sıradaki arkadaşımızı alalım. Özgür Bey. Özgür Bey. Ölü taklidi mi yapıyorsun? Ne yapıyorsun? Heh, zamana mı oynuyorsun dedim yoksa? Evet. Parçacıkları serbest bırakıyormuşuz canım benim. Bıraktıktan sonra X, Y çarpma enerjileri arasındaki ilişki istemiş. Bir fikrin var mı? Bu arada bir dahaki dersimizde kondansatöre geçeceğiz arkadaşlar. Bilginiz olsun. Bugün bununla ilgili en azından şöyle bir 5 test çözersek yüklü parçacıklar çok memnun olurum. Onu da rica etmiş olayım şimdiden. Peki ben hemen yardımcı olayım canım içe. Buralara düşen potansiyeli ne yapalım? Kafamızdan 3V diyelim mi? Buralara V düşer mi? Şimdi önce bana şunu söyleyeceksin. Eksi yüklü parçacık ne tarafa gider? Sağa mı gider, sola mı gider? Evet, çünkü niye burası artı olacağı için çekecektir. O zaman bu adam sadece bu kadar gidecek. Görebildin mi? O zaman kazanacağı enerji ne olacaktır canım benim? Q çarpı V kadar olacaktır. Peki Y parçacığını bıraksak ne tarafa gider Özgürcüğüm? Evet, sağa doğru gidecektir. Çünkü artı artı itecektir. Ama yükü ne kadar, dikkat ettin mi? 2Q çarpı ne yapacaktır canım bu da? V kadar olacaktır. Oranlarsak buradan da ne gelir Özgürcüğüm? 1 bölü 2 gelir. Yattı mı kafaya? Elifçiğim yine beraberiz. Evet, dinliyorum şu an seni. KL arasındaki ivmenin A kadar olduğunu söylüyor. LM arasındaki ivme nedir ve yönü için bir şey söylemiş bize. Hemen önce yönünü söyle bize. Burada etki eden kuvvet ne tarafa doğru Elif? Sağ mı sola mı? Çok güzel. O yüzden parçacık hızlanır mı, yavaşlar mı? Çok güzel. Buraya geldik. Yükümüz artı Q. Burada peki kuvvet ne tarafa doğrudur? Çok güzel. Sola doğru olduğu için yavaşlayacak. Bir kere ivme pozitif çıkma şansı yok. Zaten şıklarda yok. Peki kuvvet, buradaki kuvvet biliyorsun mantık olarak F eşittir. Kayınvalidem işte galiba burada pratik olur değil mi? Hemen A eşittir. Ne diyelim kuzu? Birinci bölmede. Aynen. Q çarpı 2V bölü ne diyeceğiz? DM. Peki bu aralıktaki ivme için ne dersin? A2 için. Aynen. QV bölü bu sefer de ona ne dersin canım? 2DM dersin. Tabi hemen orantıyı söylersek matematiksel olarak 2'nin A kadar olduğunu biliyorsak 1 bölü 2 nedir diye sormuş bize. O da ne yapar bizim için? A bölü ne yapacaktır? 4 mü? A bölü 4 hangi yönde olacaktır yalnız canım benim? Ters yönde olacaktır. Yattı mı kafaya? Teşekkürler. Evet Furkan'cığım yine beraberiz. L noktasına geçerken kinetik enerjisi ne kadar olmuş canım benim? E kadar. Yani şu an buradaki enerjinin artık E kadar olduğunu belirtiyor. Neyi sormuş bize? M'deki enerjiyi sormuş. Buradaki enerji nedir diyor. Başlarken nasıl yapmışız canım? Serbest bırakmışız. Yani ilk enerji var mı yok mu önemliydi bizim için. Ne diyorsun şimdi? Buradan buraya kazandığı enerji nedir desem ne derdin bana? Çok güzel. Q çarpı 2V'nin direkt kafadan ne olduğunu biliyorsun canım artık. E kadar olduğunu biliyorsun. Peki burada ne kaybedecek? Q çarpı V kayıp olacak. Bunu bir kere ne yapalım? Belirtelim değil mi? Bu kayıptır. Tebrik ederim. O zaman burada ne yaptık? Q çarpı 2V'den. Dediğin gibi canım benim bunu çıkartırsak Q çarpı V'yi. Kalan ne yapar? QV kalır. Zaten biz buna E dediysek buradaki kaldığı enerjide artık ne yapacağım? 1 bölü 2 olacaktır. Evet galiba teknikler kafamızda oturmaya başladı. Çok güzel. İbrahim'cim burada mısın canım benim? İbrahim Bey. Evet canım içi. Yapalım beraber. Diyor ki bize cisim L noktasından kaç santim uzaktan geri döner diye soruyor. Demin tartıştığımız soru buydu hatırlarsan. Önce şunu sorayım İbrahim'cim. L noktasına geldiğinde kazandığı enerji nedir desem ne dersin bana canım benim? Çok güzel. Burada QV olur. Burada fark ettin mi? Potansiyel ne kadar canım benim? Çok güzel. 3'e bölelim canım benim. Şöyle 3 parçaya böldüm. Aynen buralara V, V, V veririz. Tebrik ederim canım benim. Çünkü her bir aralığı 10'a bölmüş oldun. Demek ki 10 santimden sonra ne yapar? Geri döner
Cevabımız da dediğin gibi Bursa olur. Teşekkürler. Söylediğimiz soru buydu. Nereden döner şeklinde ne yapar bize? Sorular sorabilirler demiştik. Böylece size böyle güzel şeyler yollayayım. Evet. Anladık bence. Şimdi gençler, kimdeyiz sırada? İbrahim'den sonra Ayberk. Ayberk Bey. Evet, yazabiliyorum hocam diyorsun. Süper. Dinliyoruz o zaman canım benim. Diyor ki birbirine paralel tutulan iletken 8 ve 7 ve sahip diyor bağlıymış. K noktasından serbest bırakılıyormuş. Elektron diyor L noktasından V büyüklüğündeki hızla geçmiş. Nereden? L'den. Buradaki hızı V kadarsa diyor bize. Evet, M noktasındaki hızı için yorumumuz nedir diye sormuş Ayberk'cim. Bir fikrin var mı? Önce başlangıcı ne yapıyoruz? Şuraları parçalayacağız. Hemen 4 V'ye ne yapıyorsun canım benim direkt? Heh. O zaman Q çarpı 4 V'nin direktmen ne eşit olduğunu biliyorsun canım benim. 1 bölü 2 M V kare olduğunu biliyoruz. Doğru mu? Peki şuradayken kazandığı enerji ne olur Ayberk'cim? Şu noktada. Yok. Sonuna kadar geldiğimizde Q çarpı artık ne olur canım benim burada? 8 olur. Sonuna kadar geldik. Ne kaybederiz? Evet. O zaman yani Q çarpı 8 V'den neyi çıkarttık? Q çarpı 7 V'yi çıkarttık. Kalan bu noktadaki bize neyi verecektir canım? Hızı verecektir. O da 1 bölü 2 M. Ne diyeceğiz? X kare diyeceğiz. Oranlarsak biliyorsun şunlar birbirini ne yapacak? Götürecek. 1 bölü 2'ler ne yapacak? Gidecek. İşler dışlar yaparsak canım benim buradan. Hemen x kare eşittir. V kare bölü 4 olacaktır. Oradan her iki tarafın kare kökünü alırsan x dediğimiz ifade V bölü ne yapacaktır Ayberk'cim? 2 çıkacaktır. Evet, yakaladık mı Ayberk'cim? Teşekkür ederim. Evet, bence güzeldi sorular. Bundan sonrasında sizi ödev bırakıyorum. Anladığınızı düşünüyorum gençler. Evet. Şöyle stop diyeyim önce. Bir sizleri göreyim. Bay bay diyeceğim çünkü. Kamerayı açabilen arkadaşlar bir kamerasını bir açsın. Evet, bir kamerasını açsın bir görelim ya. Evet, teşekkürler. Sizi bir görelim ya. Evet, teşekkür ederim gençlik. Çok sağ olun. Sizden ricam bununla ilgili bugüne nasıl da 3-4 test çözersek bence yaparız. Anladık mı bu arada herkese soruyorum. Bence de iyiydi galiba. Kafanızda yattı diye düşünüyorum. Teşekkürler İbrahim'cim. Dilacım anladık diye düşünüyorum. Evet. Hepinizi görmek güzeldi bu arada. Özlemişim hepinizi. Rica ediyorum ama hemen soru çözün. Anlaştık. Ben ikinci derse geçeceğim. O yüzden kendinize iyi bakın. Haftaya görüşmek üzere. Hatta size bir de link atacağım. O ödevleri de yapalım.